Kendi irademizi geri almak için yoğun bir çalışma yürüttük. Bunda sizlerin de büyük bir emeği var. Bu emeği daha da büyütmek, feriyi geri irademizi geri almak için tüm büyükşehir belediye eş başkanlarımız bu süre zarfında bizimle birlikte oldular, dayanışmalarını gösterdiler. Bugün de yine Ahmet, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Doğan Hatun ve meclis üyeleriyle birlikte burada ve bizimle birlikte bugün seçim çalışmasına katılacak. Biz kendisine ve heyetine çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle burada oldukları için. DEM Parti olarak, bileşenlerimiz olarak biz kendimize yetinebilecek bir güçteyiz. Siyaset de üretebiliyoruz, hizmet de üretebiliyoruz. Kendi kentimizi halkımızla birlikte en güzel şekliyle yönetebilmeye talip olmuştuk ve şu anda yönetiyoruz. Toprak bizim, su bizim, şehir bizim, halk bizim. Niye başkası bizi yönetsin? Niye başka bizi yok etme gayesi olan siyasi partiler gelip bizi yönetsinler? Biz meselemiz bir belediyeyi kazanıp kazanmama hikayesi değil. Biz halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Bizim irademizi zorla, hileyle, hurdayla, seçim oyunlarla, açık oy kullanan, şuyla, buyla, hile hurdalarla almaya çalışan herkese cevap vereceğiz. Pratiğimizle buna cevap vereceğiz. Elbette ki Peri'nin iradesi çok önemlidir. Bizim için strateji. Geçen hafta Serra Başkan geldi, şimdi ben geldim. İhtiyaç duysak yarın yine beraber geliriz. Yeter ki arkadaşlarımız bize görev atsın. Partimiz bize ne dediyse, halkımız bize ne görev istiyse biz halkımızın emrindeyiz. Biz halkımıza hizmet etmeye geldik, efelik etmeye değil. Biz onu baştan söyleyelim. Nerede bu burayı kazansak kazanmasak. Buranın bir sorunu olduğunda arkadaşlarımızla, ilçe yöneticilerimizle partimiz Peri'ye hizmet gitmesi gerekiyor. Bu sorun var, çözülmesi gerekiyor. Ahmet yola çık dedi. Ne biz yola çıkarız. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Doğan Hatun. Biz Peri halkına hizmet etmek istiyoruz belediyelerimizle beraber, ama biliyoruz ki siyasal konjonktür olarak da bakıldığında belediyelerimize ilişkin bu konuda bir yaklaşım var, ama Van kendi direnişiyle kayyuma ilişkin en önemli iradeyi gerçekleştirdi. Dolayısıyla bizim açımızdan bu topraklarda kayyum siyaseti son bulan siyasettir. Dolayısıyla biz siyasal iktidarında muhalefetinin de AK Parti üzerinden gerçekleştirilen manipülasyonlar açısından da gerçekçi olmadığını bir kez daha söyleyelim. Önemlidir bizim her dönem siyasi parti olarak duruşumuz tarihsel oldu. Bu 14 Mayıs'ta da böyleydi. Faşizmi, AKP'yi geriletmek için biz tarihsel sorumluluğumuz gereği
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bir değişime oy verdik. Yine metropollerde bir seçim sürecinde AKP faşizmini geriletmek için kent uzlaşısı gerçekleştirdik. Oralarda 30 yıllık AKP'nin kalelerini devirdik aslında biz. Dolayısıyla bu da bizim tarihsel sorumluluğumuzdu. Biz her zaman burada şunu halkımıza söylüyoruz. Gerçekten hizmete hazır bir adaylarımız var burada. DEM Parti var. Bu konuda çok yönlü politikası var. İşte birazdan bizim eş başkanlarımızla buraya ilişkin yer yönetimlerde politikamız ne olacak? Onu açıklayacak. Onun için biz diyoruz ki bizim olanı biz geri almak istiyoruz. Tüm Peri halkının da, tüm buradaki Örs halkının da uğruyoruz, hepsini geziyoruz. Örekinde kendi üzerine düşen sorumluluk açısından da hem çevresinde bu son iki günde çalışma yürütmesini, hem ikna edilecek aileler konusunda da varsa bu konuda hazır olduğumuzu, beraber gideceğimizi belirtiyoruz. Yaklaşımımız şudur bizim, siyasal olarak da her zaman böyle oldu. Biz irademizi açığa çıkartırız, biz irademizi gösteririz ve o irademizle de hareket ederiz. Biz Peri halkının da bu konuda iradesini açığa çıkartacağına inanıyoruz. Bu konuda sandıkta vicdanıyla sandığa gideceğini de çok iyi biliyoruz. Nasıl Van halkı iradesine ket vurmak isteyenlere bir cevap verdiyse, biz de Peri halkının iradesine ket vurmak isteyen hilelerle, kurdalarla, yanlış algılar yaratanlara karşı doğruyu söylemeyi, bilgilendirmeyi ve birlikte bütünleşmek için geldik buraya. Halkın iradesini de esas alarak biz, partimizin bize bir yetki verdiği. Biz halkın iradesi olarak size bu emaneti verdik. Sadece bir tek göreviniz var, halka hizmet etmek. Bizim bir tek görevimiz var. Bir bütün Kürdistan coğrafyası bizim halkımızdır ve biz hepsine de hizmet etmeye hazırız. İmkanlarımız biraz bu kayyum sürecinde kısıtlanmış, çalınmış, talan edilmiş, gasp edilmiş ama en kısa sürede kendimizi toparlamaya başladık. O gücümüz var, Ahmet'in gücü var. Bütün kazandığımız 78 belediye ve kazanacağımız 2 belediyeyle de birlikte hizmet edebilecek güç de var, irade de var bizde. 100 yıldır bir inkar politikası var. 100 yıldır katliamlarla bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Bunu Zilan Deresi'nde de yaptılar, Dersim'de de yaptılar, Ahmet'te de yaptılar, her yerde yapıyorlar. Bir soykırıma uğratmaya çalışıyoruz. Şimdi de başka yöntemleri uygulamaya çalışıyoruz. 100 yıl önce birilerimiz hile hurdalarımızı da baş etmedik ama boyun da eğmedik size dedi. Biz aslında hileleri hurdalarıyla da baş edebiliyoruz. Kürt halkı kanıyla yeşerttiği coğrafyasını, ağaçlarını, oradan aldığı oksijenle nasıl dik durması gerektiğini iyi öğrenmiş bir halktır.